Evet. Selamlar arkadaşlar. Okul bizde. Yayın açamıyorum. Madem neden yayın açamıyorum? Niye yayın açmıyorum ya gerçekten Gmod'da? Ya kısa kısa şeyler aldığım için, kayıtlar aldığım için dedim buna geri 1-2 saatlik bir kayıt alalım. Okul bizdeyken göstereyim. Şu an şurada kalabalıktalar. Oraya bir gideyim, bakayım. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Umarım keyif alırsınız. Almak istemiyorum size. Evet, konuşulabilir ama bir boyut olmalı, değil mi? O yüzden şimdi dağılın. Generaller ve ustalar sizleri gözlemleyecek. Generalim, dalmadan bir şey söyleyebilir miyim izninizle? Dinliyorum. Bu serbazların aramıza sızma ile ilgili Hı bir şey. hı. Daha önce Percy Şef teker teker hanelerden hanedeki genellikle uyanık olan öğrencilerin listesini istemişti. Bu listeleri alalım yine. Şu an kimler uyanık, kimler değil zaten anlaşılır. Eğer Bak, aralarımıza tekrar söylüyorum. yabancı biri Percy şefiniz size bir şey söylüyorsa iki defa düşünün. Yok öyle bir şey. Okulda kaç tane öğrencinin olduğunu nereden hesap edeceksiniz? Diyelim ki hesap ettiniz, şöyle hepsini tek tek generalim. arayacak mısınız gerçekten? Yok arayalım demiyorum. Şöyle generalim. Zaten yani ne kadar uyanıksa o kadar çok göze batar bir insan değil mi? Ne Gözlerinizi aç kadar tutun. emredersiniz? Gözlemleyin. Saf saf konuşmayın. Gerçekten ne kadar aç uyanıksa ne ya? Onun dışında başka bir şey söyleyecek olan var mı? Ben söyleyeceğim ama özel generalim. Tamam. Söyle. Onun dışında benim söyleyeceğim bir şey yok. Herhangi başka bir şey yoksa dağılsınlar. Genelinde söyleyeceği bir şey yokmuş. Dağılabilirsiniz. Dağılabilirsiniz. Rodri. Genel. Burada, Rodri. Göremiyorum Kör kör. ben. Göremiyorum. Şimdi bugün biraz Alberto ile uğraşacağım. Ondan sonra derslere gireriz falan filan. Bakarız şöyle okul içerisinde. Benim çocuklarla şey yaparız. Onları izlemeye alırız. Luka'nın ne işi var burada? Da a little middle love love love. Şu da benim ayım. Kişisel ayım bu benim. Efendim sizin türünüz nedir acaba? Boz ayı mısınız? Ya çok cızırdı ya mikrofon var ya. İyiymiş. Hangi ders burası? Sınıf 3 nerede? Genelim. Sınıf 3 nerede? Benimle gelin. Geliyorum. Orası değil galiba. Buradan gitmemiz lazım genelde. Sınıf 3 burada olması lazım. Tamam. Sınıf 3 burası. Bella sıkacaksın sakin. Çoban püskülü ağacından yapılma, Anka kuşu teriğine sahip ve sert bir asadır. Yani esnek olmasının ve sert olmasının kendine göre özellikleri var tabii. Şimdi dedik ki asa büyücüyü seçiyor. Nasıl seçiyor? Hiç gören var mı? Yani Ollivander ya da Gregorovitch'e ya da Ben gittim başka birine. efendim. Evet. Söyle bakalım Milos.
Efendim Bay Olimendir aslında bana asayı direkt getirdi. Al dedi, bu senin asan. Öyle olmuyor iş ama. Yok efendim öyle olmadı, öyle olmadı. Bay Olimendir bir asa önerdi bana. Üvez ağacından. Hı hı. Çift boynuzlu bir atın kılı özüyle. Hı hı. Efendim asayı alır almaz sanki daha önce hiç kullanmadığım bir uzvuma tekrar kavuşmuşum gibi hissettim açıkçası. Hı hı. Çok böyle, doğal hissettirdi doğru. Efendim. Çok tanıdık hissettirdi. Peki yanlış benim asayı elinize aldığınızda ne hissettiniz? Önemli olan o. Burada yanlış aldığınızda böyle etrafı ortalığı uçuran, kitap sayfalarını yapraklarını karıştırıp ortalıkta vazo kırıp orayı burayı havaya uçurmuş olan var mı? Yok mu? Efendim? Söyle Chris. Efendim görmediniz ama neyse. Efendim genel olarak çok fazla bir şey hissetmemiz mümkün değil. Yani bu asa kullandığımız büyüye göre geride sekebilir. Yani bize itaat etmiyorsa, bizimle aynı karakter, yani karakterimize uygun bir asa değilse kısaca, bize uygun bir olmayan asa yani bize tam olarak itaat etmez. Peki size bir soru daha. Bu soruyu soruyorum. Hadi bakalım bunu verebilecek misiniz? Ya da ne gibi fikirleriniz var merak ettim. Bir giriyorum. Cadının veya büyücünün asasını ondan nasıl kazanırım? Efendim, Duello'da Duello'da eğer büyücüyü ya da cadıyı yenersek asasının itaatini, sadakatini mi artık ne diyoruz ona? Onu biz alıyoruz galiba. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Sert bir asayı bir Rictus Emperor ile kazanabilir misin sence? Hayır. Çünkü sert asalar kişilere daha sadıktır. Hı hı hı. Kazanamazsın. Bir saniye. Özleri de önemlidir efendim bu konuda. Beynimden sallandım, kusura bakmayın. Sert asaları kazanmak o kadar basit değil ama esnek bir asa size gayet rahatlıkla uyum sağlayabilir. Belki bir Rictus Emperor'la ya da bir Expulsor'la ya da ne bileyim bir Experiamus'la o arkadaşınızın dediği gibi. Uyum sağlayabilir ama sert asalar aynı yapıya sahip olmayacaktır. Bunu unutmayın. Tamam? Beynimden sert asaların kadar beynimden meşgulüm. Haritanın bu şeyini çok fazla sevdim ya. Map'in. Karanlığını. Güler efendim, gerçekten çok iyi birisiniz. Gel gel. Da ara 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 ara. A little middle. Bekler kim? Değil mi harita ışıklandırması? Bence Exabun'u tüm şeye yapmalı. Map'e yapmalı. Yani şu an Hogsmeade yok, Wildshire yok. Melizim, tüm dersleri ben anlatırım. Girdiğim derslerde. Pek bir önemi yok o zaman. Niye öyle ya? Valeri gene herhalde şeyleri topluyor. Profesörleri topluyor. Arankane Barbosa. Ah bir de Exe şeyi halletse var ya mükemmel olacak ha. Animagus'a eskiden geçebiliyorduk ya. Dediğimiz gibi. Bunlar ne yapıyor burada? Gideyim de bir dalayım bakayım. Ay. Bu kim? Ha Lil. Lil'in karakteri. Yok ben isterim tabi. Ne alakası var kara kızı şefim ya? Ya bırak. Ben karıyla kıza takılan bir bölüm yanmayız. Bölüm yanmayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yani. Hoş buldum. Karı kız muhabbeti mi dönüyor? Ya şefim dedi ki sen git karı kıza takıl dedi. Ben dedim ki ben öyle bir büyücü müyüm? Öyle büyücüsün. Değil misin?
Değilim. Nerede oluyorsun? Gördünüz benim karıyla kızla eşim olduğunu ya? Bayramlık ağzımızı açtırma. Açın. Emin misin? Lan yaşıtlarını bırakmışsın, çoluk çocukla takılıyorsun. Bak beni seninle konuşturma. Seni kaç tane sübyanın yanında görmüşler. Ne diyorsun sen? Yalan o alüminyum. Ne görmüşler? Ne kadar ayıp. Neresi yalan? Sen şimdi işim olmaz diyorsun öyle mi? Karıyla kızla. Bak kendimden emin olamadım. Olabilir, olmaya da bilir. Diyor ki yavşaklık diyor, kanıma işlemiş diyor. Olur olur, herkes olur. Senin yok mu şef? Benim yok yani. Benim niye yok Kıvırcık? Niye yok? Niye yok şefim? Hayda. Niye yok? Ben de sana soruyorum. Şefim pek kıvırcık değil ama. Tercih etmiyorsunuzdur. Ney? Hiç kıvırcık değilsin sen. Kel mi? Yani düz saçı. Sen kime bakıyorsun ya? Ah pardon. Pardon, ben Rodri'ye gelmiş. Şaşı lan bu. Galiba. Ne alaka lan Rodri'ne? Ben bir şey... Ha niye yok? Bilmiyorum şefim, siz söyleyin neden. Yakışıklı değil miyim, ondan mı? Dön bakayım bir. Muhtemelen ondan. Kesin ondan. Burundan bence. Burnu. Kesin burnundan. Bence de burundan. Dikkat ettim. Ondan olabilir. Kesin burundan. Şefim ölümle burun buruna gelseniz ölümsüz olursunuz. Komik. Ölmeyen mizah. Gir içine gir. Gir. Adamın içine gir. Sakin ol, tamam. Ne oldu şef? Öyle bir geldi ki ikinize girecek sandım. Sakin ol. Lan sakin ol. Bir şey mi oldu? Olmadı mı sizce genelde? Yani arkamda gözüm yok. Bir şey olduysa arkamdan eğer. Hislerinizde mi kuvvetli? Hissetmiyor musunuz yanınıza bir şey yaklaşınca? Yani bildiğim kişiler yaklaşıyorsa çok da... Anladım. Arkanda. Bak işte, o bilmediğim bir şeydi. Bunu hissettin yani. Bu bilmediğim bir şey derken? Yani koku. Ha, koku. Diğeri baya sokulmuş yani. Kokusunu mu aldın? Koku dedi. Erkeksi abi. Koku. Siz şimdi kıvırcığın kokusunu baya aldınız, alıştınız yani, öyle mi? Generalinle ne biçim konuşuyorsun? Ben öyle anladım. Yani... Diego. Efendim. Olur ya, erkek adamsınız ya. Olur. Oha. Erkeksiniz siz, gelelim olur öyle şey. Genelde bir kahve sade. Bu konu burada kapanıyor. Erkek mi? Erkeğim ama. Kıvırcık hoşuna mı gitti? Ses vermiyorsun. Uzman bir kahve çek genelde. Sade. Emredersin. Lan şaka yaptım. Neyse. Gel. Şaka. Kimse ölümeyenlerin sadakatini sorgulamasın. Bak adama bak. Teşekkür ederim şef. Evet. Günlük dozunuzu attınız. Enerjinizi tükettiniz. Göreve. Görev. Gidelim tabii. Diğer ölümeyenler. Olmam pek alışık. Okulun dışında herhalde. Gezerken siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de okulun dışında duruyoruz. Gelmezseydi. Ben ölümeyenleri gezmeye emri verdim. Sen gitme. Git. Sen git, ben geliyorum dedi genel. Sen git. Sen odadaki dosyaları bir düzenle. Lanetler konusunda eğitim yapacağımız zaman çağır. Tamam. Gel, yalnız en üst raftaki dosyaları düzeltme, birlikte düzeltirsiniz. Ne? Ben gelmeden bitirme. Kızım git artık. En üstte bak şey var. Kızım mı diyor bu? Hep sonlara yetişiyorsun siyah. Evet ya, bütün eğlenceyi ben kaçırıyorum. Usta ve altı susun artık.
Güzel. Aa. Biz de bulamadık ki şöyle bir kadın. Ne diyorsun? Bedir generali bulmuş. Ay şey general bulmuş mu? Yok ben komana dedim. Oha. Koman. Kesim şu an. Ustam sonrası bir şey diyebilir miyim? Ustalarım bir gelsenize. Bir gelsenize ustalarım. Ustaları ya. İlk defa kendimi çok kasıntı hissettim. Yeter lan. Rahatlayın ya. Herkesin başına gelebilecek şeyler. Ne? Ne? Bunlar... Ne geldi başıma diye. Patlaya patlaya. Olanlar olmuş diyorum. Saati gelmiş. Aha. Ne saati geldi? Sizi çağırıyorlar. Eğitim galiba. Diyor. Eğitim. 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 Sanırım. Ne eğitimi o? Üst raftaki evet, dosyalar nasıl alınır? General eğitime gireceklermiş özel. Birebir de lanet eğitim nasıl yapılır? Nasıl yapılmalı? Ölümeyenlere örnek olarak göstereceğiz değil mi? Yalnız generalim önce esneme hareketleri yapın. Isırın önce ha. Şimdi tutulmasın oranız burası. Birazcık sürü. Kolunuz falan sallar genelse. Baykuş kızım baykuş. Yürü. Kızımızın mı? Ben ölümeyenlere çözeceğim diyorum. Generalim eğitimi nerede yapacaksınız? Belki katılmak isteriz biz de. Dumbledore'un yatak odasında. Yastıklar üzerinde. Orası Lord'umuzun odası bilgin olsun. Değil mi? Evet. Deney istersin. Kalmıyor. Bize şapka alayım mı? Ya hayır. Hayır. Ben kalkana çarpacağım yeter ya. Düştüğüm durumun ta. Generalim lan ben. Susun. Eskiden Valer General vardı hiç böyle değildi. Bir ağırlığı vardı. Ağırlığı vardı. Keşke generali beni gördüğünü mi görseydiniz. Pembe paltolu. General, gel gidiyoruz eğitime. Generalim. Rodri, yürü dışarı bak. Generalim. Korumuz, hiç rütbemin altında bir... Ya hiç. Güldük yeter. Evet, değil mi Rodri? Nasılsınız generalim, iyi misiniz? Siyah sen dosyaları toplamak mı? İyiyim, seni sormalı general. Ben de iyiyim generalim. Şefim ben... Senin sahte ismin var mı? Monika. Bilmediğim. Monika. Çok yaratıcı değil mi? Çok iyi, çok iyi. Çok güzel şarkı. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Efendim arkadaş, bizim haneden bir arkadaşımız çok tatlı şarkı söylüyordu, onu dinliyorduk. Kimmiş o? Şuradaki küçük kız Rumble. Söyle. Rumble mı? Dökül. Efendim siz bir öksürün isterseniz. Söylemeyeyim ya, biraz aramızda koy koy anlamı da yani. Sana şans tanımadı ki. Rumble, Rumble. Seni dinlemeye geldim. Tabii efendim, o zaman bu şarkıyı... Bu şarkıyı söyle işte be. Chris abime şeye gönderiyorum. Emanet hazır mıyız? Gönderiyorum efendim. Ömer yazsın. Hatayı ben en başında yaptım. O baykuşu kabul ederek kendimi çok takdir edeceğim. Bu sene bu sınıfı geçerek vedalaşırken üzülmüş gibi tutma ellerimi acıyarak. Kendinize dev aynasında değil, boy aynasında bir bak. Acım taze kurtulamazsın. Chris abi gözlerini kaçırarak. Belki birazcık bozuldun. Ruhun belki can çekişiyor. Biraz daha kızardın ama Remy Klaus sana çok yakışıyor. Böyleydi hocam.
Hocam. Hocam. Canım dolar. Lan profesörün de olmaz genelde. Çok tedirgin oldum şu an. Aferin Demir'e. Çok tatlı söyledin. Tebrik ederim. Ama şimdi tabir edilir. Kıza da yetiştirdin. Ama ben de buraya geldim. Karşıma geldim. Geç, sus geç. Ağlama. Bak seni çağırıyor. Sus ağlama. Seni çağırıyorlar. Özür geç karşıma. Geç. Özür dilerim. Ağlama sus. Çok tedirgin oldum hayatımda ilk defa. Sus. Özür dilerim. Başarılıydı aferin. Kendini geliştirmeye devam et. Tamamdır. Seni sahneye çıkartacağım. Tüm okulun önünde söyleyeceksin. Ama o zaman... Sus! Özür dilerim efendim. Debiliriz. Bunu genelim için versiyonunu da yap tamam mı? Efendim benim için yap. Sahne için galyon... Galyon mu ister? Galyon mu ister? Yaşamak bence galyondan daha iyi bir şans. Geri dönüyorlar bak. Galyon mu ister? İstemez artık. Verelim galyonu. Efim. Paşama bak ya, galyon istiyor bir de. Görüyorsun değil mi Gerar? Efendim. Görüyorum. Olacak iş değil. Bu adamı ben bir yerden çıkaracağım ama. Kokusundandır. Neydi onun ismi ya? Birini andırıyor, Mahbub. Bro. Buyurun usta. Ustaya da bro demezsin. Bakalım bro orada mu? Bir drama dönüyor. Efendim. Gerilim var. Ya bir çekilin. Ölümeyenler bir sorun mu var burada? Hayır generalim. Şapkama... Ortaya niye ateş yaktınız? Şöyle generalim, bir tane öğrenci geldi. Ölümeyenin bir tanesi şapkasını çalmış. Rica şey dedi, söyler misiniz? Şapkama elini atmasın kimse gibisinden bir emir kipi kullandım. Ben de şapkasını komple yok ettim. Tamam söndür onu. Yok olduysa artık. Kırılmıştır zaten. Anam. O ne lan? Yok lan. Ya bütün ölüm yiyenlerde farklı farklı şeyler var. Kafayı o ne şu? O ne? Çıkart çıkart. Nerene soktun? Çıkartsana onu. O ne? Çıkarttım da. Aha eksper yapmış geliyor. Sen Muggle varsın. Dürbünü bile var. Emredin generalim. Muggle mısın sen? Bu ne Muggle? Hayır generalim. Şey kullanıyorsun. Şöyle Muggle generalim. Destekçisi misin adamın? Hayır. Şöyle generalim. Asa kullanamıyor musun? Anlatabilir miyim generalim? Anlat bakalım. Şimdi siyah benden habersiz. Hagrid'den aldığım arbaleti aldığından dolayı, okula soktuğundan dolayı mecburen elinden almış bulundum. O yüzden sırtımda şu an. Yoksa malikanede duruyordu. E onu da yok et. Emredersiniz. Çık bakayım. Bekliyorum. Efendim. Tabii. Dur alayım ben. Elim yere atayım. Ya. Bekle gel. Şey yapsana. Alıyorum ben senden. Rahat. Rahat. Olay. Rahat. Yok oldum. Yok oldu tamam. Yok sorun yok. Hayalet sürücü. Bu arada generalim. Efendim. Siyah galiba asasıyla adam öldüremiyor. Arabeletlerle oyun öldürüyor. Bunun da bilgisini vereyim. Efendim. Sen, doğru biz musun? Biz şefimde şefim nerede? Şefim nerede? Evet. Biz şefimde spor yapmak için Londra'ya muggle avlamaya gittik o arabeletle. Havadan şefim süpürgeyi kullanıyordu. Ben de havadan muggle öldürüyordum. Tamamen spor amaçlı. Çok da eğlendik efendim. Bayağı rahatlatıcıydı. Şefi çağırın bakalım. Konuşalım şef. Hadi çağırsın. Dur gel buraya gel. Sen gitme gel. Dur ya sen sakin ol ya. Siyah sana bir sürpriz yapayım mı? Arbalet olmadan bak. Balon bir. Şefi çağır. Monika, general. Buyurun generalim. Sor bakalım şefe böyle bir şey yaşanmış mı? Yaşanmadıysa bu muggle aletine
farklı bir yöntemle yok edeceğim. Tamamdır. Yok oldu ya. Sen düşünsün. Tamam. Yenisini alıp farklı bir yöntemle yok edeceğim. He, anladım. Ben Halil'in generalim, ben çağırdım, şefi gelir. Bize karşı kullanıyordu, ben de elinden aldım. Artık ne yaparım? Nasıl yok olur? Düşünsün. İyi getirdin ha. Arkadan mı? Generalim geldi şefimiz. Başka yerde olmasını ister miydin? Düşünmek istemiyorum. Evet şef, bir de senden dinleyelim bakalım şu arbaletin hikayesini. Sörün arbaleti Hagrid'den aldı diye biliyorum, verildim. Tamam. Siyah da Sörden almış, tüm bilgim bu kadar. Yok ben vermedim ama. Dolaptan aldım efendim. Muggle avlamaya gittik ya efendim onda. Beraber kimden aldın Siyah? Dolaptan aldım. Duruyordu. Dolap almaması önemli değil, seninle beraber. Muggle dünyasına gitti mi? Siyah. Hayır. Efendim süpürgeyle gitmedik mi? Ben Muggle dünyasına gitmedim ki. O süpürgeyle gitmedik mi efendim? Hangi süpürgeyle? Vurduğumuz insanlar Muggle değil miydi? Bu balon patladı. Oğlum ne Muggle dünyası, ne saçmalıyorsun? Ne ararım ben efendim? Tamam, süpürgeye tamam. Bindik. Tamam bindik. Ben anlayacağımı anladım. Binecekler ya. İki tane Muggle öldürmedik mi? Yo. Şefim. Şefim. Oğlum öldürmedik diye. Tamam. Şefim bu arada dolapta değildi benim arbaletim de, nereden buldu nasıl buldu anlamadım Siye. O ayrı ben sorduğumda sürürler arbelet. Bir arbelet bulun. Generaliniz. O zaman Hagrid'in evinden alalım Hagrid'inkini. Galiba siyah. Hagrid arbalet koleksiyonu mu yapıyor? Yenisini yaptı ya. Monte. Bu değil de. Şu an yap. Şu an yaptı, daha büyük yok. Bu arada. Onu nasıl şey yapacak? Yok edecek, ben onu çok merak ediyorum. Nereye gitti o? Generalimiz mi? Kim? Yok, Bellatrix'ten bahsediyorum. Kaçtı efendim bu. Generalim o şeydir ya, bu evsiz ölümeyenlere bakıyordur. Lan deli zekalı. Evsiz ölümeyen ne lan? Ablayım evsiz ölümeyen mi oldu sana? Harbi evsiz ölümeyen mi oldu? Biz asil insanlarız. Villaları olan, yatları katları olan insanlarız. Kesinlikle. Herhalde şey evsizde şöyle düşünüyor. Kaybedecek hiçbir şey olmayan yani, ölümeyen oluyor. Evet. Ustam siz anladınız beni. Siz anladınız beni. Siz ne yapıyoruz edelim. Biliyor musun? Bak evsizleri topluyoruz orduya. Evsizleri topluyoruz tamam mı orduya? Hepsine bir oyun oynuyoruz. Kazanına para veriyoruz. Tek tek kokluyoruz. Tabii biz ölümeyenleri kokularından tanıyoruz değil mi? Kazanına villa veriyoruz. Evli ölümeyen oluyorlar artık. Siyah buradan. Mesela generalinizin öyle bir özelliği varmış. Kokulardan tanıyormuş. Beni tanıyamadın. Evet. Çok yaklaşmamışsın bence demek ki. Kadın kokusunu tanıyor ya direkt. Ya da neyse, direkt ben bu lehlemeyi istemiyorum. Saçmalama. Ama şöyle bir şey var bak. Şef. Kadın kokusuna evet. Tepki vermeyip direkt erkek kokusuna tepki vermek. Daha büyük sıkıntı. Evet evet. Reaksiyon direkt erkekler. Evet evet. Melek şef birazcık da vanilya. O sensin. Abi ders yok galiba ya. Bizim kanalda profesör olsa ders açardı da şu an profesör ufak bir toplantı. Profesörleri var. De toplantı var. Hemen tabii. Yargıla milleti hemen. Tabii. Hadi okul içerisine profesörleri savunma. Ne savunacağım? Bana ne profesörler? Savundun. Savunmadım. Savundun profesörleri. Savunmadım. Savundun. Çıkar göster. Alçak. Ben profesörleri savundun. Alçak. Ne çavundun? Savunmadın. Ne dedin sen? Puşt. Ne dedin sen? Puşt. Alçak. Ne dedin sen? Lan adam duman oldu lan, kayboldu bak. Adam prodüksiyonda kendi. Tamam hadi lan, fazla gözükmeyin okul içerisinde. Lordumuz gülü. Adam günde 3 kurusu yiyordu, şimdi tok atıyor. Lordumuz geliyor. Lordum. Lordumuz geçiyor. Lordumuz gidiyor. Lord geçiyor. Lordum. Efendim general. Seni dinliyorum. Nasılsın, iyi misiniz? İyiyim, sen İlerciniz, nasılsın? Bir isteğiniz var mı? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ölümeyenlerle ilgileniyordum. Hı-hı. Bir isteğim yok. Bir isteğiniz olursa bu aradayım Lordum. Generali görürsen. Öbür general. Hangisi?
Şu fosforlu parlayan. Yanınıza gönderirim. Hı hı, yanıma gönder. Emredersiniz. Hatta sen de gel. Onu bulduğunda beraber gel. Emredersiniz Lord. İkinizle alakalı. Gördün mü? Daha doğrusu Valeri ile alakalı. Tamam. Nasıl isterseniz. Tamam. Kendisine baykuş atıyorum hemen. Hı hı. Bir şey mi konuşulacak? Bir şey mi olacak? Burada. Oğlum play burada mı ya? Neredeyse tüm karanlık orada burada. Okulun diğer taraflarında kimler var? Hemen dağılıyoruz. Ölüm yener. Konuşma şey, falan duydunuz. Olacak mı? Olmayacaksa dağılın. Hadi. Görevlerinizin başına. Yerleştirme. Anahtar yok. Generalim merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hadi biz... dağılın. Dağıtın bu grubu. Hadi. Teşekkür ederiz generalim. Var mı isteğiniz? Senden mi? Alacaksınız. Bir şeyler mi yapacaksınız? Yapın. Benden generalim. Ben size bir şey yapmadım. Senden isteyeceğim herhangi bir şey olamaz Alberto. Senin söyleyecek bir şeyin yoksa çekilebilirsin. Öğrenciler burada komik bir şey mi var? Onu mu dinliyorsunuz? Üçten geriye sayıyorum. Efendim biz ders olmadığı için iki saattir yaklaşık buradayız. Neden ders yok? O da evet. Yani zihin toplantıları vardı efendim. General. Efendim sanırım toplantı efendim. Varmış da o yüzden. Teşekkürler öğrenci. Çekilebilirsin. Ders açmamış. Şöyle bir şey yapabiliriz. Birazdan ünlüyenleri ön kapıya toplayıp bir yerde atalım. Böyle olmayacak çünkü. Herkes geçme geç, serme geç dağılmış. Niye okul içerisinde devri atsınlar? Tamam. Nasıl isterseniz. Dersler açılınca derslere girsinler. Kontrol etsinler oraları. Burada en fazla 3 ölüm yiyen diyorum derslere. Çünkü fazla sıkıntı oluyor. Güzel. Kafi. En az 3. En az 3 değil. En az 3 mü? 3 3. Ben en fazla 3 diye biliyordum, yanlış biliyormuşum. En fazla da 3. Sen o zaman ne şey diyor? 5'e gider. Yok, geçen yok, biz gitmez. Derste bütün orduyduk. Generali gördünüz mü? Kolay generali. Hayır, bayağıdır görmedim. Uzun zaman oldu. Hah, gördüm. Lordumuz çağırıyor. Gidelim. Senin koluna ne oldu? Yap yani. Yolu kapama. Olduk, konu neymiş biliyor musun? Bilmiyorum ki, önce seni çağırdı sonra ikiniz beraber gelin dedi. Diğer generalle alakalı bir konu var, onu konuşacağız dedi. Orta bahçeden geçiyordu. Evet, sinir bozucu yere geldik. Gördüm. Hoş geldiniz generaller. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biliyorsunuz Valeri kaç gündür ordumuzda tekrardan general. Kimse Valeri olduğunu bilmiyor. Kendisi hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi merak ediyorum. Kendisi hala general olmayı hak ediyor mu? Hala olduğu yeri hak ediyor mu? Ya da hala bize bağlı mı? Gördüklerinizi anladın. Konuşsan general. Az önce ön kapıda bir sohbete denk geldim ama. Yani bir generale yakışır mı yakışmaz mı tabii ki benim yapacağım bir yorum değil bu. Ölmeyenlerden bir tanesi yakın olduğunu gördüm. Bir cadıyla. Eyvon'un usta ve şeflerin önünde döndü bunun muhabbeti.
Tamam. Başka? Yani onun haricinde yoğunluktan çok fazla denk gelemiyoruz okul içerisinde. Evet. Doğrudum. Şimdi Mia'nın söylediği bu şeye katılamıyorum. Çünkü yani ölüm Mia'nın birlikte olmayacak da kimle birlikte olacak? Şunu söylemem gerekiyor ki Valeri zor bir süreçten geçti. İyi bir general mi? İyi bir generaldi. Hala iyi bir general mi? Bunun için birazcık zamana ihtiyacımız var. Görmemiz gerekiyor. Kendisinin kafasında soru işaretleri var. Biliyorsunuz kendisi Imperius etkisindeydi. Ve Imperius etkisi altında olması benim onu Imperius'la buralara kadar getirmem. Kendisi için çok fazla soru işareti yaratıyor. Ve bu sorularını cevaplayıp cevaplamamak arasında kararsızım. Bize bağlı mı? Imperius etkisine almasam orduya eskisi gibi işe yarayacak mı? Fayda sağlayacak mı? Benim kafamda oluşanlar da bunlar. O yüzden sizlerden bilgi alıp o yüzden onunla da konuşmadım. Çünkü o konuşmamızın sonucunda ya Imperius etkisini alacağım ya da Imperius etkisini almama gerek kalmadan ordumuza eskisi gibi bağlanacak. Bağlılığından şüphem yok. Ancak kendisinin gitmesi de muhtemel. Lordum, açık konuşmak gerekirse Valeri'nin ordumuz için herhangi bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum. Ola da diyelim ki hain çıktı. Biliyorsunuz ki böyle dedikodular dolaşıyor. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ama yani ölümleyenlerin çoğu bir hareketime Valeri etkisiz hale getirecek kadar güveniyor bana. Bu konuda Valeri'nin böyle bir şey yapmasına zaten izin vermem. Ama Valeri'nin Imperius laneti altından çıkıp sizi tekrardan geri döndürmemde yardımcı olması bunu baltalayabilirdi. Yardımcı mı oldu? O yüzden bence Valeri şu anda ordumuza katkı sağlayacak bir general. Güzel. Kendisiyle konuşalım o halde. Anlamadım ne dediniz orada. Yok konuşacağız. Kendisini, kendisi. Bir an arkadan çıkacak sandım. Ne yapacak sandın? Sorularını merak edin. Bir anda arkadan çıkacak sandım ordumuzun. Yani öyle bir şey yapabilirim ancak şok olur. Daha çok delirir. Neyi konuşacağız ordum? Onu dinleyeceğiz. Soruları nelermiş? Neden? Kafamda soru işareti var diyordu. Onları dinleyeceğim. Dinleyelim bakalım. Peki, hoş geldin Valeri. Hoş buldum. Orada. Bugün senin kafandaki soruları cevaplayacağım. Soru işaretlerini gidereceğiz. Ve nasıl bir yol izleyeceğiz? Onu düşüneceğiz. Seni dinliyorum. Yalnız mı Lord'um? Gerek var mı? Yani beni iten sizdiniz. Sağında ve solunda gördüğün generallere güvenmiyor musun? Yaşadığım kişisel sorunları sayesinde paylaşıyorum. Ben hiçbir generalin veya hiçbir bölümünün sizin olan kişisel sorunlarına dahil olmuyorum. Şu anda biliyorsun ki üst hiyerarşi burada. Ve senin sorunun üst hiyerarşinin sorunudur. Bunun farkında mısın? Eğer bir sorun varsa hep beraber çözeceğiz. İmperi etkisindeyken generaller sizin yanınızda mıydı beni ilk etkisini aldığınızda?
Hayır. İşte bu yüzden. Tamamdır. Ben de sana söylüyorum Valeri. Beraber konuşalım. Hep beraber. Belki anlatacağım bir olayda solunda gördüğün general vardır. Belki anlatacağım bir olayda sağında gördüğün general vardır. Lord. Belki soru işaretini giderecek cevap onlarda vardır. O yüzden istersen kişisel problemlerini dinleyelim. Ben sana neden seni zamanında Imperius altına aldığımı söyledim. Sen de bunun farkındasın. Konunun bu olmayacağını düşünerek seni çağırdım. My Lord. Dediğim gibi yapan sizdiniz. Hiçbir general de üstüne alınmasın bunu ama ben sizinle olan ilişkilerini merak etmiyorum hiç kimsenin. Aynı şekilde onlardan da bunu bekliyorum. Lordum, Valerian'ın haklılık payı var. Yani açıkçası... Tamamdır, Valerian yaklaş. Konuyu uzatmaya gerek yok. Emredersiniz Lordum. Sizler uzaklaşın. Çıkalım mı Lordum? Çıkın. Yaklaş. O savaş. Bana ne ama ben çok meraklıyım sen yine. Ben savaş ver. Beni salsa da gitsem diyorum zaten. Ne dinleyeceğim geçmiş gelsin. Bakanlar öldürse ortalığı ayağa kaldırırım. Kesinlikle ben de ilgilenmiyorum geçmişiyle. Siz asa tutmuş birbirinize bakıyorsunuz. İndirin lan asalarınızı. Asalarınızı indirin. Asanı indir. Ama egosundan hoşlanmıyorum. Aferin kel. Ravenclaw. Ravenclaw orta bahçe. Bu Ravenclaw'u gördünüz mü efendim? Ravenclaw buralarda mı acaba? Aynen. Ben Ravenclaw'un kapısında bekliyorum. Ben göremedim de. Sen nereye gittin? Sayım yapıyorum. Yavrum. Git ben be. Şurada şöyle bir orada bakayım dedim. Şimdi aman, şey söyleyeceğim. Aman, aman, kavga edenler sana. Hangi ırktan? Evet şuradaydım arkadaydım. Yok yok efendim kavga değil ya. Sen hangi ırktansın? Ben melezim de kavga etmedim. Umurumda değilsin. Sen hangi ırktansın? Ya. Ben Magay'ım efendim. Nesin? Magay. Siliterim Magay. Şimdi nasıl, şöyle işte söyleyeyim. Dikkat et kendine. Kavga bir edemez. De... Yürüyorum. Bir şey yapmayın gel. Kuşu gördünüz. Çocuk için tamam. Mi? Varsa halledeceğim mi çocuk? Yok efendim hani benim annem de mi de ondan ötürü sordum da. Küçük sana dedim. Annen mi sıkıntılı baban mı? Baban mı? Koşuşa bak, koşuşa bak. Sapkan bir büyücü mü? Gördün mü? Ne? Ne? Bir tane yer. Ne ya? Duracağım orada şimdi ağzını düzelecek. Onun konuşma bozukluğu var geldi be. Düzeltiriz. Efendim? Çocuk... Annem başka bir çocuk bulamamış mı? Getirdim. Ay ekranım... Aa general. Bir saniye Bellatrix'i arıyorum ya. Çık bir çık. Razer ne yapıyor ya? Bellatrix'in değil ya. Gel gel. Hayır çocuğun. Ya bak sen ne diyorsun? Senin ırkın ya? Neydi? Gel, ben Melez'im efendim. Ya ben sana sormuştum değil mi? Senin, evet efendim. Senin ana sıkıntılıydı. Bulacağız evet. O Bellatrix'i gel. Babasının tamam. Safkan mıymış? Baykuşuna geri dönmedi. Saygılar efendim. Şimdi burada Quidditch falan da mı yok? Ne yapayım? Yani ne yapayım şu anda? Yok hiç gerek yok. Genel tamam kuralım. Neden saçma efendim? Evet. Müsait misiniz? Müsaitim. Bir konuşabilir misin? Konuşalım gel. Ben... Siz söylediğim konu vardı ya. Hangisi? Wildshire'de konuşmuştuk. Kimlik konusu. Hı hı. O olaydan sonra ben Wildshire'den kaçırıldım. Kim kaçırdı? Bilmiyorum yok. Hatırlamış ama yani şey. Wildshire'a o dönem
Öyle rahat elini avucunun içi kadar bilebilecek kim var? Serbaz bilmez. Ölüm yiyenler. Ölüm yiyenler zaten dağınıktı efendim. Ya bir avuçtu. Yani. Git. En son hatırladığım işte bakanlıktaydım. Dumbledore önümde. General sağımda. Büyübakan da Dumbledore'un yanındaydı. Büyübakanın yardımcısı. Soru sordular. Abuk subuk cevaplar verdim. Fakat biliyorlardı yani. Kesin olarak biliyorlardı benim ölüm yiyen olduğumu. Ben de kabul ettim. Çünkü Veritaserum kullandılar mı? Yok. Tehdit ettiler. Kullanacaklardı işte. Garibime gitti aslında ama. Tehdit edince ve... Konuştuğumuz olaydan dolayı enteresan. Veritaserum... Peki. Ben de... İşte bize bilgi vermezsen Azkaban'a gideceksin dendi. Ben de işte manipülatif sıradan bir ölüm yiyenim bana ne gibi şeyler verebilirler ki dedim. İksirci olduğumu söylemiştim işte o durumda. Veritaserum kullanacaklarını söyleyince ben de dedim ki Veritaserum ucuz bir iksir değil veya yapılması kolay bir iksir değil. Elinizde somut bir delil olmadan bana bunu kullanamazsınız da. Senin adın kesin olarak bize söylendi filan dendi. O konudan dolayı iksirci olduğumu biliyorlardı ve bana hangi iksirlerin yapıldığını sordular en son. Ben en son işte ben de dedim ki bana sadece bitki aratıyorlar ve bazı bitkiler söyledim. Beni koşullu bıraktılar. 3. seviye admini törkelepçesi taktılar. Minnettarım ki sordular. Ne gibi spesifik olarak? Hiyerarşi hakkında, bizler hakkında. Yok, iksirler hakkında sorular. Dediğim gibi aktardıktan sonra alt sınıf ve hiyerarşide alt sınıfta olduğum için böyle şeylerin bilemeyeceğimi söyledim. Güzel, aferin. Ama velhasıl kelam söylemek istediğim şey bu snitcher'lar bir ölüm yeğeni kaçırabilecek kadar kendilerini üst seviyede görüyorlar. Bunların artık bir düzene sokulması lazım. Bu olay daha lordumuz geri dönmeden oldu değil mi? Evet ama buna cesaret eden kişiler hala buradaysa bunu tekrarlamayacaklarının garantisi yok. Veya başka bir şeyin yapmayacaklarının garantisi yok. Kişilerle lordumuz konuştu. Cabers'ı biliyorsun. Franklin olarak biliyordunuz sesini. Franklin doğru. Ve Şef Snatcher Lord'umuz tarafından ağır işkencelere maruz bırakıldılar. Ki muhtemelen senin olayda parmağı olan kişinin Şef Snatcher olduğunu düşünüyorum. Lord'umuz onları kovdu. Yeni bir tane Snatcher lideri seçti. Cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Ama tabii ki Snatcher'lara güven olmaz. Efendim, şimdi bu Şef Snatcher'ların altında eğitilmiyor bunlar? Yanlış mıyım? Eğitiliyorlar ama lordumuza sadakatlerini sundular ve Allah, herhangi bir şey yapacak olursa lordumuz tarafından öldüreceklerini tamam biliyorlar. Doğru fakat... Yok ya, muggle'mış sigara içiyorduk. Dedim muggle'sa bu da içsin. Devam edeyim mi? Dinliyorum et. Bu kişilerin altında eğitim gördükleri için ve bunların canları çok da değerli değil. En ufak bir olayda yine satacaklardır. Benim size söylemek istediğim şey... Sizin de izniniz olursa bu kişileri bana bu şeyleri yapan ve bazı kişileri de kaçırttırmışlar. Hala burada mı diye araştırmak istiyorum. Kesinlikle araştırabilirsin. Seçiler konusunda dikkatli olmamız gerekiyor ne olursa olsun. O bana bilgi vermeyi unutma oldu mu? Teşekkürler. Öğrenim efendim. Öğrenim kimler olduklarını. Rica ederim. Yaka kartınızı şey yapayım mı? Efendim? Onu bir şey yapayım mı? Bir şeyler... Hayır. Yok mu? Tamam ben gidiyorum. Hadi sen git. Gideyim mi? Hadi git. Gideyim de araştır. Hadi git araştır. Yapsak. Ama bu etkinlik böyle belli etkinliği, bilgi yarışması gibi olmasın. Böyle ikisinin karışımı. Kim attı? Ne oluyor, ne sinyali bu? Ya siz nasıl çıktınız dışarı? Efendim, Bella. Çıktım.
Tamam. Lordumuzun kesin emri. Oğlum ağzımda sigara var. Cisimletmeyin milleti ya. Lordumuzun kesin emri. Kalkanla delik açılmayacak çok önemli bir şey yoksa. Ya, bunlar, ya ben anlamadım. Bunlar dışarıda mı içeride hani mi? Ne sanıyorlar bunu? Ben neden kalkanı açmadım? Ben. Neden kalkanı açmadım sanıyorsunuz? Açmayayım. Ben burada başka bir soru soruyorum. Neden dışarı çıktılar? Cevap verecek mi birisi? Gel genelin emri. Genelin emri. Gir. Gel anlat ne olduğunu. Efendim şu gördüğünüz ellerimizdeki muggle'lar generalimiz emriği de okula getirilmesini söylendi. Hayır oğlum okula getiri demedi. Oğlum adam öldür dedi yani. Aa. Nerede muggle'lar? Önümde. At bak kalkanı. Bak şimdi seyret. Nerede? Bak. İndir şuraya. Bir at kalkana cızmız olsun. Kol. Ah. At kalkana yansın. Bitti. Ha, öldü zef. Bu ne? Tamam. Yani keriz hareketler bunlar. Şimdi gelelim izninizle şunu söyleyeyim. Bir daha ne olursa olsun kalkana delik açmayın önemli bir işimiz yoksa. Hele muggle'lar için asla. Neyse sorular burası sizde. Şef konuşalım biraz. Neyse ölmeyenler okul içi devreye hadi. Niye herkes burada ya? Okula kim bakıyor? Sinyal geldi çünkü. Sinyal geldi normal tamam, değil mi? Tamam hadi git. Tamam dağılın. Gereksiz sinyal. Bundan sonra bütün Mugallar düşmanımız. Yok artık ya. Gerçekten yaptım. Yok artık. Ya siyah kal böyle. Ne rezil adamsın. Seni sevmiyorum artık. Dolana battık. Bir yandan da Furkan'la konuşuyorum da. Karanlık orduyu topla. Snatcher'lar da gelsin. Lordum. Merhaba Rodri. Merhaba Lordum. Gel buraya. Lordum. Gelin Lordum. Ben de Valeri hain miydi? Yalana dolana battık. Eren İsmet gülüşler. Oğlum ders niye yok? Ha ders açılmış. Yeni bir tehdit var arkadaşlar. Mugallar. Öğrenciler buradan çekilin. Kurt sürey. Git lan buradan. Uzaklaş buradan. Çocuğum. 3'ten geriye sayıyorum. Eğer burada bir öğrenci kalırsa hepinizi tek tek öldüreceğim. 3. J sıraya. 2. Dur. Bu uyumuş burada bir saniye. Bak canım. Başka? Evet. Gitsene şuraya. Bir tık öne gelin ip gibi olsun. Neredeydin? Kayboldun gittin. Herkes sana baksın. Gel. Aynen sağımıza göre sıraya gel. General. Efendim. Neredeydin kayboldun. Ha öyle. Dağları izliyordum. Dağları izledim başka bir şeyleri mi izledim ordumuz? Dedi. Şey, biraz kay. Kay. Generalim. Lordumuzun emri falan. Ne yapıyorsun? Ben de geleyim mi? Biraz durayım mı? Azıcık durayım. Profesör, git buradan profesör. Tamam. Diğer şefin yanına geç. Görsün. Bunlara yüz mü veriyorsunuz? Böyle sıraya giriyorlar. Komik değil. Ya.
Ben profesöre attım. Çok özür dilerim. Ne yani izliyorsun? Kaşınıyor diye profesöre attım lordum. Dal. Yeterli. Ben lordum. Lordum ben. Düzgün bir şekilde herkes sıraya. Lordum. Sıyırdı. Profesör size saygısızlık yapıyordu. Ben ona atıyordum. Çok özür dilerim. Siz bana kuş yatsın. Ne diyorsun? Dalsana. Bilmeyenlerin arasında. Durduk o ya. Oğlum şuradaki adı Holier atmasın ama ya. Atacak. Ölüm yanlar. Aramızda Valeri Generali arayan var mı? Haini. Bir adım öne çıksın. Ya da onu öldürmek isteyen. Başka var mı? Valeri, bunları iyi kandırmışsın. Kadim dostum. Ölümeyenler, Valeri hain değil. Geçin. Sizin bir haini öldürmeye olan isteğiniz beni gururlandırdı, mutlu etti. Ancak kendisi hain değil. Aklınızda bulunsun. Valeri, maskeni çıkart. Çabuk arkadan. Valeri, benim en yakın olan ölümeyenlerimden sadece bir tanesi. Ona olan güvenim tam. Onun da bana olan sadakati tam. Ben yokken bazı durumlar olmuş olabilir. Herkesin başına geldi. Belki de Valeri gerçekten hayatta durmak için bazılarınıza zarar vermiş olabilir. Hiç bilmiyorum. Hiç dinlemedim. Belki de istemese de istese de sizlere hakaret etmiş, size sırtını dönmüş olabilir. Ancak şunu bilin ki, Valeri her zaman benim arkamdaydı ve beni siz ölü olarak bilirken Valeri hayatta olduğumu biliyordu. Ve hareketlerini ona göre yaptı. O yüzden hiçbirinizin zihninde, kafasında şüphe olmasın. Snatcher'lar, kurtlar, ölümeyenler. Karanlık ordu. Valeri, yokluğumda siz ne kadar orduya ayakta tuttuysanız, orduya fayda sağladıysanız, en az o da o kadar fayda sağladı. O konuda şüpheniz olmasın. Soru işareti olan, kafasında anlamadığı yer olan ya da neden böyle yaptı demek isteyen var mı? Herkes anladı umarım. Evet. Söyle bakalım Siyah. Sadece tek bir sorun var. Valeri. Dinliyorum. Genelde. Neden Crucio? He ama bir sen bana hain dersen Holier olur. Sana ne zaman Crucio attı? Kendisini Hogsmeade'de ele geçirdiğimizde, kaçırdığımızda o zaman asasını almamışlar. O zaman Crucio attı. Dün kaçırmadım ki. Taktikti. Sen konuşma. Sen konuşma. Sana konuşabilirsin dedim mi? Evet, sen söyle bakalım. İzninizle lordum, özür dileyerek. Ben kesinlikle karanlık ordumuzun generallerini asla ama asla hainlikle suçlamadım. Fakat serbazlarla yaptığı yakınlık, bu bir plan olabilir tabii ki de, doğru.
Ama onun serbazlarla bu kadar çok yakınlaşması, serbazlar tarafından karanlık ordunun serbazların ağzına ezilmesinde yer aldığını yerine geçebilirsin kadim dostum. Sorunu ben cevaplayacağım. Şimdi ya da şöyle cevaplayacağım. Şöyle söyleyeyim sizlere. Serbazların hakkımızda ne düşündüğü pek de umurda değil. Hakkımızda ne düşünüyorlar? Ordu düzensiz. Yok, ordu sadık değil. Bu tarz düşünceleri olabilir. Hiçbir şekilde umurumda değil. Dumbledore ne demiş? Yok serbaz şöyle düşünüyor. Yok böyle düşünüyor. Pek de umurumda değil. Hiç değil. İzninizle bir ekleme daha yapabilirim. Çünkü benim bildiğim bir şey var. Sus, sözümü kesme. Benim bildiğim bir şey var. Ordu bana sadık mı? Bunu biliyor muyum? Biliyorum. Ordu düzenli mi? Düzenli. Bunu da biliyorum. Ordu asil mi? Asil. Bunu da biliyorum. Ordu güçlü mü? Güçlü. Bunu da biliyorum. Serbaz güçsüz demiş, yok düzensiz demiş. Sizin de umurunuzda olmasın. Serbazlar çok şey diyor. İşin sonunda galip taraf, zaferle dönen taraf biz oluyoruz. İşin sonunda yenilip karargahına sığınan kişiler ise onlar. Bu yüzden bu konuda fazla soru işareti olmasın kafanızda. Evet, ekle bakalım. Ordumuzun asil ve safkan büyücülerine Azkaban'a atanlar seherbazlar. Ve zarar verenler de seherbazlar. Öldürenler de seherbazlar ama Valeri generalin bu kadar yakın davranmasını ben... Ya senin ismin neydi? Lebron'du değil mi? Lebron. Lebron. Ölüm ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Zamanında Snatcher'lar da aydınlık taraftaydı. İçeriden bize bilgi getirenler var mıydı? Vardı. Ama serbazlara en yakın gözüken tarafta onlar mıydı? Evet, onlardı. Şimdi Lebron, sence ben Valeri'yi aydınlığa gidip ölüm yan avlasın diye mi gönderdim? Ya da buna izin verdim? Asla doğrudum. Yani cevabını aldın mı? Benim Valeri'nin bana bir faydası oldu mu aydınlığa çalışarak? Tahmin edebiliyor musun bunu, cevabını? Oldu. Olmuştur. Oldu. Lord. Oldu. Yani bunun cevabını düşünerek alabilirsiniz Lebron. Ben içeriye birilerini gönderiyorum. Karanlıktan bazıları hain olarak gözüküyor. Karanlıktan bazıları aydınlığa çalışıyor gibi gözüküyor. Yani inanın bana bunun orduya çok fazla faydası oluyor. Başka sorusu olan var mı? Soru sormaktan çekinmeyin. Valeri niye böyle yaptı? Generaller niye böyle yaptı? Ya da bu general işte ben yokken bir şey yapmıştır ve sinirinizi bozmuştur. Ya da şef bir şey yapmıştır. Gerçi Azkaban'daydı. Sorusu olan var mı? Lordum, sadece bir şey söylemek istiyorum izninizle. Söyle bakalım. Bazı ölüm yiyenler bize darılmışlar. Neden kaos ortamında gidip saklandınız, bizi ortada bıraktınız gibisinden. Ben bunu birkaç defa açıkladım. Tekrardan açıklamak istiyorum. Biz üst rütbeler olarak sizin sivil hayatınızda sıkıntı çekmeyin diye, gizlenin diye saklanmak durumundaydık. İlk işimiz bizim her zaman kanıtları saklamak. Yani Sir Black yerine geç. Demedim. Ya bu konuda soru işareti olan olsa zaten bir adım öne çıkar ve sorardı. Belli ki sorusu olan yok. Kendini iyi açıklamışsın ve bu konuda üstlerden şüphesi olan da yok. Varsa Sir Black çıksın, anlatmaya devam etsin. Var mı? Neden böyle yaptılar diye. Yok mu? Güzel. Yokluğumda, yanınızda olamadığım dönemde, orduya birçoğunuzun faydası dokundu.
hepinizin faydası dokundu. Orduyu bir şekilde ayakta tuttunuz. Orduyu ayakta tutmaya çalışan generallere destek çıktınız. Zor günlerde yanlarında oldunuz. Birbirinize yardım ettiniz. Yeri geldi birbirinizi iyileştirdiniz. Yeri geldi birbirinizi kurtardınız. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimseden şüphem yok. Ordu için elinizden geleni yaptınız. Aranızda bazıları gerçekten öldüğümü düşünmüş olabilir. Gittiğimi düşünmüş olabilir. Bu konuda kaçmak durumuna girmiş olanlar da olabilir. O kişiler benim tarafımdan bağışlandı. Hayatta kalmak, hayatta kalmayı istemek doğal bir istek. İşin sonunda ben buraya geri geldiğimde o kişiler orduma geri geldi mi? Geldi. Ordumu bırakmaya çalışanlar geldi mi? Geldi. Bu yüzden geçmişe takılı kalmayın. Eskisinden daha güçlü bir Lord Voldemort karşınızda. Eskisinden daha acımasız. Daha mutlu bir Lord Voldemort karşınızda. O yüzden ileriye dönük olun. İnanın bana, benim bu mutluluğum, ordunun mutluluğu aydınlık tarafı çok mutsuz edecek. Aklınızda bulunsun. Umarım hepiniz mutlusunuzdur. Umarım hepiniz ordunun olduğu durumdan memnunsunuzdur. Çünkü sizin memnuniyetiniz, inanın bana, onları çok üzecek. Aranızda bir ölümyen vardı galiba. Sen iyi misin? Bir sorun yok öyle değil mi? Yok, ani duygusal değişimlerde böyle bir... Güzel, mutlusun öyle değil mi? Tabii ki. Ben ordumun mutlu olmasını istiyorum. Ordumun acımasız olmasını istiyorum. Yeri geldiğinde eğlenip, yeri geldiğinde yumruğu masaya vurabilsin istiyorum. Yeri geldiğinde kafası kesip, yeri geldiğinde iyileştirebilsin istiyorum. Zeki bir ordu istiyorum. Zeki olduğu kadar güçlü bir ordu istiyorum. Ve inanın bana, bu isteklerimin hepsi tam tamıyla gerçekleşiyor. Şu an ordunun olduğu çizgi, ilerlediği yol, inanın bana, olması gerektiği gibi. Etrafımıza bakın, yukarılara bakın, bu kuleler, bu okul. Bunlar ulaşacağımız tek şey değil. Bunlar geldiğimiz son nokta değil. Ordu tüm dünyaya yayılacak. Bakanlığı alacağız. Tüm bakanlıkları alacağız. Dünyayı, büyücülük dünyasını ele geçireceğiz. Ve amacımız olan, ideolojimiz olan Safkan ideolojisini her yere yayacağız. Gözünüzü daha yükseklere çıkartın. Gözünüz yukarıda olsun, zirvede olsun, en iyi de olsun. Bu okul henüz yolumuzun ilk adımı. Burada yetiştireceğimiz Safkan öğrenciler, burada kendi sistemlerimizde, kendi disiplinimizde yetiştireceğimiz Safkan öğrenciler, yarın bir gün ölümyen olacaklar ve ordumuz gitgide böyle kalabalıklaşacak. Ordumuz böyle gelişecek. Kendi yetiştirdiğimiz, kendi eğittiğimiz öğrenciler ordumuza katılacak. Okulu almamın en büyük sebeplerinden birisi de bu. Bu konuda şüpheniz olmasın. Herkes dağılabilir. Hatta bugün, bu gece bir ziyafet düzenlensin. Tüm öğrencileri büyük salona toplayın. Sizler de gidin. Ne dersiniz? Büyük salona gidin.
Ryu abinin profesörleri annesiyle de haber verin. Babası öldürülmüş. Gözlerim gitti, lanet olsun. Şu an okulun kapısının önünde. Bir bakmanız gerekiyor. Tamam. Çok mükemmel bir pozisyon. Şefim, ben bir profesöre haber vereyim mi? Öğrencileri ve diğer profesörleri toplasın ama. Profesörler var, küçükler, profesörler büyük salonu toplasın, sonra öğrencileri çağıran çırpınlar gönderilir. Onlar en son toplantıydı ama. Evet evet. Bitti onu biraz mi? Erteleyelim çünkü Valeri Gerer'in öyle profesörlerle konuşması gereken birkaç bir şey var. Hayır Valeri, profesörün konuşmasını. Şefim ben şimdi ne yapayım? Çağırayım konuş, profesörleri. Konuş bitiremedi profesörleri. Onun adı evet, şey ne oldu? Ama. Aileyi getirdiniz mi? Yani lordumuz yapılacak bir yemek. Yapalım. Benim kısa zamanla. Ben başlayayım. Şefim toplayalım mı öğrencileri yoksa? Aa buna ne olmuş? Tam bir şey yokmuş. Ben topluyorum. Lordumuz evretti. Yapılacak. Evet ölüm benler. Büyük salon hadi. Yarın bizi bekleyiversin profesörleri. Hay profesörlerle... Danışacak profesörler. Başlarım profesörünü lan. Aa. Ay. Adam duvara çarpıyordum. Generalim. Efendim. Bu snatcher'lar bir çadıra bakmak ayrıyetten alması gereken bir şeyleri varmış. Bir de bakalım birilerini kaçırabilir miyiz diye çıkmak istiyorlarmış. Bakanda bir yer açmamı... Tamam. Gelin ben. Çok ilgilendiriyor mu efendim? Anlamadım. Çok ilgilendiriyor mu efendim? Ders var mı ya? Yok. Öğrenciler nerede? Bakalım biz de gidelim profesörlerin yanına. Bakalım ne oluyor? Buradan değil. Merhaba. Merhaba. Yeni map çok karışık ya. Bir alışamadım ben. Orada birisi mi var? Ne yapıyorsun burada? Generalim öyle gördüğünüz gibi. Etrafı izliyorum. Etrafı neyini izliyorsun? Şey bakıyorum. Profesör odasına bakalım şey ama... ya. Tabii. Nerede? Şu sağda mı solda mı? Şu tarafta evet. Merhabalar efendim. Merhaba. Mı var? Buyurun.
kurgu bize tamam, tamam, toplamış gene. Daha sonra. Çok. Ay bari. Beni mi? Sur girişi mi? Şef. Ne yapıyorsun? Efendim. Gördüm seni. Ha, pardon. Gördüm. Valeri. Ne vardı? Profesörleri özledin mi? Jenerim ayağa kalkıp kesinlikle öldürdüler. Öldüreyim mi? Ben de çok özledim Valeri. Profesörler değil mi? Ne ağlar öyle bir şey olursa. Onlar da bizleri özlemiştir eminim ki. Aranızda yeni yüzler görüyorum. Şapalığa vurayım hepsini. İsmin ne senin? Mahbub canım diyor işte şimdi. Benim ismim Mahbub Lord'um. Neymiş adı? Mahbub. Ben memnun başladım. Oldum. Mahbub. Mahbub. Ben de çok memnun oldum. Sen kimsin? Sadam. Ne? Sabrina. Lord'um. Sadam demedin mi sen bana? Seni onun sonra değişti. Tamam. Fikir değişti sonra. Niye söylemiyorsun yani? Ya ne bileyim hepsi toplanmıştı buraya. Aylerya buydu galiba. Cordelia. William. Kivi. Cordelia kardeş mi lan? Hmm. Yok kardeş değil. Vendi miydi? Evet. Lord'um. Estrella ve Ivor başrol. Nasılsın Ivor? Özledin mi beni? Özledim. Aynen. Niye üzülüyorsun? Özlemedin mi dedim? Ha yok hayır. Oturabilir miyim dedim. Otur bakalım. Var zaten bir saniye. Hemen gidiyorum ben. İsterseniz başlatayım. Onlar da konuşur. Sorun olmaz. Öyle bir şey yok. Evet profesörler. Bugün neden buradayım? Neden buradayız? Sorunlarınızı dinlemek, bir şikayetiniz varsa çözmek için buradayız. Bizzat katılmak istedim bugün. Sen snatcher misin? Genelde yoğun oluyorum ancak bugün yoğun değilim. Sizleri dinlemek için buradayım. Bir sorunu olan, karanlık taraf okula geldiğinden beri bir sıkıntısı olan, bir şikayet olan var mı? Yalnız şey, peki, kıyafet ne kadar biliyorsunuz. Biliyoruz. Şikayetin olabilirmiş duyduğuma göre. Bir sorunun var mı eski dostum? Yok. Lordum. Çekim mi? Söyle bir sorunun varsa bilmek istiyorum. Şu an bir sıkıntım yok. Lordum. Güzel. Gayet güzel. Lordum. Biliyorsunuz ki en başından beri. Bana mı seslendin? Evet lordum. Söyle. Konu Billus'a gelmişken birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Billus çok unutma. Tamam, unutuyorum. Biliyorsunuz ki ordum ve ben eğitimde yeniliğe açık bir politika, bir düşünce yapısına sahibiz. Ve aranızda ne Dumbledore'a bir şey yaptırmaya çalışıp bir yenilik getirtmeye çalışıp getirtemeyen varsa, eğitimle alakalı bir yenilik getirmeyen, getirmek isteyen. Lordum, sistemi şöyle değişebiliriz. Böyle bir yenilik getirebiliriz. Artık dersler böyle böyle olabilir diyen varsa bunları da dinlemek istiyorum. Lordum, ben izin verirseniz bir konuda bir şey söylemek isterim. Tabii, seni dinliyorum. Bay Dumbledore'un özellikle yapmayı reddettiği bir şey vardı. Hufflepuff hanesinin sizin döneminizdeki burada birincilik almasını kutlamadı. Yani ayrı olarak belirtmedi Hufflepuff hanesinin çalışkanlığını, bunu söylemedi. Öğrenciler bunu düzgün bir şekilde rica ettiğinde ise ayrıcalık beklemelerine gerek yok. Okul karanlık taraftaydı.
herkesi birinci ilan ettim. Herhangi bir hakları yok demişti. Bak sen papahane... şuna. Evet. Evet, papahanesinin evet. Tamam, bir tebliğe ihtiyacı var. Onu size anladım, anladım. Istedim. Zaten ziyafet hazırlatıyorum. Tam şu anda hazırlıklar devam ediyor. Muhtemelen bu toplantı bittiğinde direkt oraya geçeriz. Aslında bu duyumu aldım ben de. Böyle bir şey olduğunu duymuştum. Ve inanın size sözüm olsun. Buradan çıktığımızda, büyük salona gittiğimizde hak edene gerekli tebrik edilecek. Hufflepuff'ların birinciliği kullanacak. Birazdan olacak büyük salondaki ziyafette. Gerçekten yapacak mıyız bunu? Biliyorsunuz ki bizim burada olduğumuz süreçte pek sevmesek de genel olarak Hufflepuff hanesini sevmez Ölümleyenler, biliyorsunuz. Çünkü genelde aydınlığa bağlı olan ve safganların çoğunluk olmadığı hane. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Bunun suçu kimsenin üzerine de yüklenemez tabii ki. Ancak Hufflepuff kazansa bile ödülünü verdik mi? Verdik. Çünkü kendini geliştiren, derslere katılıp puan toplayan, büyüleri öğrenen kişiler onlar oldu. Ya da Ravenclaw kazansa bile, Slytherin kazansa ya da Gryffindor kazansa bile ödülünü her zaman verdik. Çalışkanlara ödülünü vereceğiz ki kendilerini geliştirmeye devam etsinler ve eğitime küsmesinler. O yüzden Dumbledore'un böyle bir şey yapması tamamıyla bunaklığına verilebilir. Bunaklığına yorulabilir. Gerekli ödül verilecek. Kupa verildi mi onlara? Hayır lordum. Belli bir kişiye verilmedi lordum. Tamamdır. Aranızdan birisini seçeyim hemen. Ivor. Evet lordum. Kupa konusunda yardımcı olur musun? Tabii ki olurum. Kupayı büyük salona götür. Anlaşıldı. Ben mikrofonumu kapattım yanlışlıkla. Kapatmamışım ha. Şu anda puan durumu nasıl? Gryffindor öndeydi. Bakalım bir. Bakamıyorum. Puan tablosu görünmüyor şu an. Ben onu hallediyorum şimdi. Anladım. Aa, eski şey 20 map olduğu için. Lordum. Dinliyorum Lupin. Geçen gibi disiplin kurulu devam edecek değil mi sizin seçtiğiniz isimler? Evet, evet. Seçtiğim isimler disiplin kurulunu oluşturmaya devam etsin. Disiplin kurulu dediğimi belki hatırlamazsınız diye tekrarlıyorum. Ben olduğum süreçlerde kurulacak. Kararlar da her zaman benim sözümde olacak. Benim sözümde geçecek. Yani kendi başınıza karar verip uygulamayacaksınız. Birkaç tane ölüm yanında seçmiştim diye hatırlıyorum. Evet. Onlar arasında burada olan var mı? Yok efendim. Rodri. Ya da Alberto. O ölüm yanların ismini bul. Şu an pek hatırlamıyorum. Bir tanesi Seth'ti. Bir tanesi Seth'ti. Tabii, emredersiniz. Diğerlerinin de isimlerini bul. Evet Rodri, seni dinliyorum. Bilius hakkında bir şey diyordun. Evet. Bay Bilius, biz okula geldiğimizden beri benden daha fazla ölümlüyen gibi davranıyor. Öğrencilere işkence yapıyor. Daha sonrasında Bay Ivra işkence yapıyor vesaire vesaire. Öğrencilerin gözünü çok korkutuyor. Yani biz mi ölümlüyeniz yoksa Bay Bilius mu ölümlüyen? Bilius disiplin kurulunda var mı? Yok. Artık var. Bilius, disiplin kurulundasın. Gerekli ceza verilecekse disiplin kurulunda karar verilip öyle verilecek. Ve cezaları sana bırakacağım. Ancak okul içerisinde öğrencileri korkutmamaya özen göster. Ya da birisine işkence yapacaksan bana söyle. Beraber yapalım. Tek başına yapma. Başka sorun var mı Rodri? Olumsuzlar.
Gidiyoruz başka bir yerde ya. Disiplin kurulu kararı çıkmadan ceza verdiğini görürsem her şeyin elinden alacağım, bilgin olsun. Duydun mu beni? O konuda ters düşmeyelim lütfen, biliyorsun. Duydum lordum. Evet Kivi, seni dinliyorum. Lordum, birincisi siz bir önceki geldiğinizde de büyük salonda bunu net bir şekilde ifade etmiştiniz. Etimoloji ya da tarihsel gelişimler büyü tarihi dersi dışında derslerde anlatılmayacak diye. Hı hı. Bunda bir problem yok ama anlattığımız bazı dersler ne kadar uzatmaya çalışırsak ya da belli başlı alt büyü, üst büyü bunlarla bağdaştırsak da ne yazık ki 2-3 cümlede temelini anlatabileceğimiz dersler. Biraz gayet güzel. Kafa... İşte tam olarak en basitinden 4 haneye quiz sorusu soramayacağımız hale gelen dersler var. En azından bu derslerde biraz daha detayına inmemiz mümkün mü? Sıkıntı yaratıyor çünkü. Büyü tarihi profesörü var mı şu anda? Olumsuz. Yok. Anladım. Düşüneyim biraz. Açıkçası derslerin kısa sürmesi, kısa ve net olması bizim için daha iyi olur. Öğrenciler vakit kazanır. Hızlıca, hızlı hızlı büyüleri öğrendiler. Ancak böyle bir sorun olmasını da bekliyordum. Lordum, izin verirseniz dersler içerisindeki en uzun dersler bana ait, cisimsiz varlıklar olarak. Yani arasında büyü tarihi de ekleyebilirim gerekirse. Alanlar birbirini kapsıyor çünkü. En uzun seninse bir tane daha uzun ders ekletmeye gerek yok. Şu anda gönüllü olarak büyü tarihi dersi anlatmak isteyen var mı? Gördüm, ben anlatırım isterseniz. Sen anlatayım. Filius. Dinliyorum. Tılsım dersi açmadığın zamanlarda büyü tarihi profesörü olarak bizzat, mesela Kivi, sen ne profesörüsün, hangi alanda? Metamorfoz. Metamorfoz. Metamorfoz dersinde bir büyü uygulanıyor. Bir anlatılıyor. Bay Kivi'ye, onun dersine katıl. Ve büyü tarihi kısmını sen anlat. İki profesör birden anlatın. Tamamdır. Hem dersler uzun olmuş olur. Hem de büyü tarihi kısmını gerçekten büyü tarihiyle ilgilenen kişi anlatmış olur. Bir anlamı olur en azından o alanın. Bir saniye gideceğim. Otur, geçiyor, otur. Otur. Siliter'in büyük bir farklı önde. Bu güncel mi? Grif. Ben mi körüm? 1221. 1200 mü? Hı hı. Yine önde. Yok, Gryffindor önde 1221 puanla. 1156 puanla Slytherin. Slytherin birinci olsa ben sağ tarafa bakıyordum, tamam. 221 aynı. Tamam, tamam, ben sol tarafa bakmadım. Pek anlamıyorum. Herkes yerine geçsin geri. Ama bir evet, şikayeti olan var mı başka? Anladın değil mi Filius? Lupin, sen anladım. De bu konuda yardımcı olabilirsin. Bir büyünün tarih kısmını girip profesör arkadaşına yardım ederek anlatabilirsin. Hem sen boş kalmamış olursun, hem de öğrenciler iki farklı profesörden, iki farklı başarılı profesörden ders dinlemiş olur. Kişi karizmatiktir ne ya? Başka sorun olan var mı? Şikayet olan. Derste şu sistemi değiştirebiliriz, eğitimde şunlar değişebilir. Ya da okul içerisinde herhangi bir problem olan var mı?
Yoksa büyük salona geçelim. Efendim. Efendim. Kaçım lan? Geldim, geldim. Rabbin yardımcı ol. Yürüyor. Bakayım nereden gidiyorlar. Abi nereye oturacağım? Heh tamam. Nasıl? Enin oturayım da görsünler beni. Hufflepuff'un verilmeyen kupası galiba. Üstüne koyduğu için şey var, topu. Ben yıllardır göremiyorum, ağlayacağım. Elli mi be? Elli elli. Şıpamızı bırakın. Lordum, en son böyle bir şeye el attığımda bir yere cisimlenmiştim, o yüzden. İşte dene bakalım şansını. Deneyim. Bir an var, artar çıkması yok mu? Yok, sağlam. Kevin bu... Albert sen niye böylesin? Değil mi şimdi? Bir anda karar gene aynen öyle. Nereden nereye geldik? Şu bayrağı Hufflepuff yapın. Hufflepuff kazanmış. Yok artık. General neden böyle? Ne böyle lordum? Slytherin neden kazanmıyor? Slytherin... Saf bayanların çoğunluk olduğu bir hane. Bunu Bayan Amelia'ya sormak gerek. Kendisini göremiyorum. Demek ki ortalıkta olmadığı için Slytherin'de başarısız Lord. Tamamdır. Slytherin hane başkanı da değişecek. İzninizle bunu ben seçeyim Lord. Şimdi değil. Şimdi değil zaten ama uygun olduğu bir zamanda. Sana seçtirmeyeceğim. Daha iyisiniz lordum. Şey, bir şey söyleyecektim. Konuşmadan duydum da bir şey söyleyecektim eğer izin verirlerse. Tamam söyle efendim. Aha. Tamam. Şey. Generalim izin verir misiniz? Tabii. Kaldım burada. Ben de. Ne oluyor burada? Teşekkürler. Rica ederim. Öğrenci ne kadar çok öğrenci var ya. Evet. Değil mi, değil mi? Niye daha fazlası yok? Abi kadın doğru söylüyor. Yo. Evin Clove'a bak. Smith var, neye bakıyorsun? Gryffindor masasının dolulu beni benden aldı. Bu kadar öğrenci nasıl? Öğrenciler nerede?
Çok doğru tercih sordum gerçekten. Sizin bu tercihleriniz bizi yüceltiyor her zaman. İki başımızdasınız. İki bizimlesiniz. Abi sunucuda 112 kişi var. Nerede bunlar? Şefimizden mi inatçıymış? Hı? Şefimizden mi inatçıymış? Şey ustam, şefim. Siz ölümeyenlerin kendi arasında kurduğu disiplin kuruluna var mısınız? Yo, o ne? Şefimiz var mısınız? Ölümeyenler disiplin kurulu mu kurdu? O ne lan? O ne? Nasıl? O neymiş öyle? Dağıtın o ekibi. Ya, lordumuz kurmuş. Yok. İlk defa duydum sen bunu. Ben de ilk defa. Lordumuz kurmuş da bir tek set var. Kimse yok ölümeyenler. Lordumuz birkaç kişi de... Set uyduruyor olmasın? Lordumuz hayır, bana görev verdi bu konuda bizzat. Bul diye. Kimse beni bir yemeğe verdi. Ceza mı verecekler? Ne yapacağız? Ha, ben bilmiyorum. Şetele mi tutacağız? Cici kuş. Disiplin kurulunda sizden de birileri olacak. Lordumuz da olacak. Ya, otursana. Okuldaki öğrenciler ceza verirken sizden de fikir alacağız. Ha. Anladım. Okulu bizde ya, genelim ondandır. Anladım, anladım. Asılsın. Ama, İdam getiririz. Ama asıl şey lordumuz verecek cezayı. İdam mı gelsin? İdam gelsin. Kurallara. Orta bahçede asalım. Sorun ne? Ben ne yapacağım? Ne diyor bu? Ne diyorsun Lupin? Hakkımda bir şeyler diyorsun. Şey dedim efendim, disiplin kurulundan çıktım. Siz son kararı vereceğinizi söyledim. Anladım. Bay Filius, kupayı devirdiniz. Ben var ya. Kırdın. Kırdın. Oh. Al kırdın, kırdın. İki filistik. Yerine bırak onu. Tamam gel. Filius yanıma gel. Yanımda tut. Kupayı da al. Gücü yeter mi? Aynı boydalar lordum, nasıl alacaklar? O kadar tılsımcı. Evet, orada tut. Birazcık daha düzelt. O kupayı bir daha yere atarsan. Seni tutup yere atacağım Filius. Kupamızı ver. Zaten yerde. Deme öyle şef. Evet öğrenciler, hoş geldiniz. Bana bir şey söylemesi herhalde, ben bir bisküvi alıp sus! Soka çıktım. Sus! Bağırma. Öğrenciler hoş geldiniz. Duyduğuma göre çok kötü duyumlar aldım. Hakkı olan kupayı alamayan bir hane söz konusuymuş. Hop hemen oradan silterine ver onu. Ve bugün o haneye kupasını vereceğiz. Şu anda sıralamaya baktığımda Ali'ye bak ya. Sıralamaya baktığımda ne kadar o haneyi eskisi gibi başarılı göremesem de yine de hak ettikleri kupayı vermek istiyorum. Dumbledore bir haksızlık yapmış. Ve bu haksızlığı gidermek de doğal olarak benim görevim. Okulun müdürü olarak. Dumbledore'un yaptığı hataları düzeltmek ve okulu eskisi gibi, önceden olduğu gibi daha iyi bir okul haline getirmek için bunu yapmam gerekiyor. Benim vazifem bu. Şimdi birinci haneyi, birinci olan ve kupasını alamayan haneyi duyuracağım. Filterin. Ah keşke, ah keşke var ya. Evet Hufflepuff hanesi. Sizleri tebrik ediyorum. Birinci olan kişi kimdi? Efendim, galiba efendim. İsmin ne? Lovell. Aaron Lovell. Tekrar söyler misin? Aaron Lovell. Aaron. Aaron. Tebrikler Aaron. Hufflepuff hanesi, sizlere de tebrik ediyorum. Aaron'a kupayı teslim et, Filius. Hanenize götürebilirsiniz.
Öğrenci, birinci olduğun için sana yeşil yaprak veriyorum. Herkese değerim vermez. Yeşil yaprak önemlidir. Aynen. Teşekkür ederim efendim. Alalım onu. Merhaba. Geçin geçin. Heh. Yeni araya geçin. Merhabalar Berkiniz. Geçebilir. Ooo evrenin en kötü sınırcısının yanında olmak nasıl bir iş? Alarsın. Nasıl bir söylesin açıklasana bana. Bana yani, açıklasana sen olacak. Sormamız lazım Bay Jeff. Ne his? Kime? Alamayınca ben alacak Kime? Bir şey yok. Sana başka bir şey veririm. Sorayım. Bir lordumuz, lordumuz var ya. O zaman sana Pelin okuyayım. Genel yerine geç artık. Ödülünü sonra verirsin. Çok sevebilirim. Onun dışında diğer haneler. Gryffindor hanesi. Bu sene başarılı olduğunuzu ve geçen senelere göre ilerleme kat ettiğinizi gördüm. Bu yüzden sizleri de şimdiden tebrik ediyorum. Çizginizi bozmayın. Başarılarınızı devam ettirin. Please Lord'um. Duydum duydum. Ravenclaw hanesi. Git bir toplantı yap. Ravenclaw hanesi. Kendim bildim bileli. En zeki hane olarak. Neyse. En zeki hane olarak geçiyordu. Ancak zekanızı ve aklınızı derslerde kullanmanızı tavsiye ederim. Tamam onu konuşuruz. Derslerde kullanmadığınız gerçeği sizin zeki olmadığınız anlamına gelmez. Ancak derslerde kullanmaya özen gösterin. Slytherin hanesi. Ziyafet bittiğinde hepiniz hanenize geçin geleceğim. Sizinle hanenizde konuşacağım. Dobby nerede? Ziyafet başlayabilir. Hufflepuff hanesini tekrardan tebrik ediyorum. Şurada kalacak kimse yok. Oh razı. Bakayım yaga var mı? Oh. Duyum da yok. Slytherin hanesine de giderim. Kaydı kapatayım ben artık. Daha bu kadar yeter. Kimse bir şu. Bir şu Ravenclaw. Hey. Morgan'ı görsün suratlarını. Bizim hanenin başka... Sayın Lord. Slytherin'ler ziyafetin tadını çıkartın. Hepiniz çıkartın. Sizden patladı benim. Sayın Lord. Üstümüzden geçti. Kusura bakmayın. Sağ olun Lord. Normalde Hufflepuff'a ayrı bir ödül verilecekti. Onlar kalsın. Verilmedi. Onlara bir ayrı ödül de vereceğiz. Biliyorsun olayları. Normalde Dumbledore verecekti. Öğrenciler size özel ödüller de verilmemiş. Gerçekten bunları duydukça üzülüyorum. Hufflepuff'lılar. Ziyafet bittiğinde burada bekleyin. Ödülleriniz verilecek. Özel ödül alabiliyoruz mu bize? Kuzenimiz hayır. Kuzenimiz sorun. Kuzenimiz sorun. Bizim de hakkımız Filius, var. Özel ödül olarak bir şey ne verecek? Aysero. Ben bilmiyorum ya. Tamam, ben de bilmiyorum. Alırsınız. Tamam. Ölüm yanlar, profesörler siz de ziyafete dahil olabilirsiniz. Dokun ben. Bir şey yapsana. Diyet yapıyorum. Tokum. Benim boyum uzanmıyor. Gelirim. Masaya. Diyete ihtiyacınız yok. Bir anda bam diye bütün yasın. Yemeklerde bir iksirin çıkması yok. Peyomuz laneti ne lan? Ne çıkması? Aynen. Böyle öyle bir şey mi var? Uyku iksiri derim yavlatan başkan iksirdir. Sen misin? Şefim. Herkes böyle miyavlıyor. Yemeyeceğim. Kesinlikle. Götünüzden bir şey durmayın ya. Ben damlattım yemekleri. Ne damlattın? Hellebor iksiri. Anlıyorum. Biraz da Goblin City. Bilmiyorum. Diyetin adını acaba? Afiyet olsun öğrenciler. Hufflepuff annesi haricinde geri kalanlar gidebilir. Hamburger diyet. Evet evet hamburger diyet. Bir tane hamur yer. Oldukça güzel. Kiwi profesör burada mı? Koşturmadan. Gryffindor koşturmadan ikili sıra halinde çıkış yapın. Anons mu geldi? İki
2-2 mi? Ne oldu abi, bir şey mi var? 2-2 mi? Kulağı çıkarttı. Ne 2-2 mi? Bu aksesuar. Anlamadı ya. Anlamadı ya dedi adam ustasına. Onun dışında Ravenclaw hanesini böyle görmek istemiyorum. Benim çocukluğumda Ravenclaw hanesinden en güçlü büyücüler çıkardı. En başarılı büyücüler çıkardı. Ravenclaw'un bu durumu beni sinirlendiriyor. Tüm suçu da sana atıyorum. Şefim. Çantana da koy kefeni. Bugünkü yemeği size hazırlattınız. Ravenclaw'dan sadece bir tane ölüm yer çıktı. Evet. Şefin benim canım sıkan ikinci bir durumda bu. Anlamadım. Alberto. Şefin menüsü dediler bugün. Eski annene bir öğüt vermek ister misin? Anlamıyorum, ne diyorsun? Şefin menüsü dediler bugün, ondan diyorum. Ufak çindirdim ben. Bu yemekten sonra evet. Haneye toplandıkları zaman elbette. Rafta gelmiş. Kivi. Evet. Hoş geldin Raft. Nasılsın? Bir hane toplantısı olsun. İyiyim generalim. Yemekten sonra. Ben de iyiyim, teşekkür anlaşıldı. Ederim. Ödülü al bak neler yapıyorum sana Raft. Orada adına. Kendisi Ravenclaw'dan çıkmış, mezun olmuş bir ölüm yani. Yüzgaki. Belki öğrenciler bir şey aramak ister. Ay sıkarım, öyle bir şey. Tabii ki. Ay Sarov güzel. Bızırt bızırt ediyor. Ne yapıyor? Bızırt bızırt ediyor. Ay Sarov. Aynen böyle. Bızırt bızırt yapıyor. Bak ya bana gelseydin. Tamam. Geri kalan haneler çıkabilir. Hufflepuff hanesi kalsın. Ay Sarov. Hufflepuff hanesi önümde ikili sıraya geçsin. Biz onu yemeği soğutmak için kullanıyoruz Ay Sarov'a. Ben üflüyorum. Wow. You can't really dance. Ölüm yiyenler sizler de çıkın. Görevleri ya. Hanelerde Ravenclaw hanesinde toplantı olacak galiba. Çok kalabalık olmayacak şekilde Alberto'ya katılabilirsiniz. Ölüm yiyenler. Ölüm yiyenler. Kalabilir mi? Ölüm yiyenler gitmeyin. Gitmeyin. Gelin gelin. Ölüm yiyenler. Hop. Giden var mı? Hop. Aslanım. Bak buraya brother. Deri General de sürekli bir derin kucağına oturup mi? Kalkıyor bir. Ne istiyor anlamadım ben. Bir şey istiyor galiba. Hane dedim evladım. Haneye. Ne güzel. Ne tamam. Güzel. Bir lordumuzun kucağına oturur. Bir şefin kucağına oturur. Bir filosun kucağına oturur. Ölümyenleri toplayın bakayım buraya. Aha. Büyük salon kupa düştü yine. Yine büyük salonda mors patlıyor. Ben tutayım. Kupayı. Çıpaması ver. Afiyet olsun öyle. Efendim Hufflepuff mısınız? Ben yapayım. Ben bilmiyordum iyi oldu. Edwin şeye geçti, Osborne'a geçti lan. Ölüm yiyenler. Ha, okey. Bakabilirsiniz. Çekil. Ben biliyorum. Çekil. Kitabı okuyabilirsiniz. Parla. İlk önce öğrenciler alsın, daha sonra sizler okuyabilirsiniz. Ölüm yiyenler zaten biliyorsunuz büyüğü. Bekleyin öğrenciler alsın. Biliyor zaten, başka versin. Ay sorumlusunlar. Aynen aynen, baktım sadece. Ne olduğuna. Ne lan? Hayır. Ben almışım. Öğrenmeye başla. Ama. Ne kadar diyor? Tamam. Alanlar bekleme yapma, sıçırdıkları çıkın. Efendim. Tabii konu ne? Öğrendim. Bu ne? Şefi. Yolu açmak için teşekkür ederim. Alan öğrencileri bekleme yapsın. Görene çıksın arkadaşlar. Ver ya, boyu ver. Çocuğum kitabı ittin mi? Tamam çocuğum, gidebilirsin hadi. Tamam, yol açacağız genel. Okudun mu? Tamam. Ney? Bu ne diye ne? Tabii ki. Arroyo. Lan çıpamızı ver. Koç 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 koç. Çıpa. Kupayı alsanıza arkadaşlar. Kupayı alın. Lan çıpamızı. Arkadaşlar Arzu. Yanlış anons. Orada Ice Arrow biliyoruz. Valla ne kadar olmuş ya, haneye Edwin gelecek mi ki? Bir sorayım.
Eskiden daha şeydi ya, böyle öğrenciler falan şu an az görünüyor. Bizim karanlık okuldayken, biz ilk geldiğimizde, biz öğrenciyken aşırı değişik güzel şeyler dedi, ya da ilk defa gelince bize mi garip geliyordu, ondan mı güzel geliyordu bilmiyorum ama. Saygılar genel alim. Merhabalar öğrenci. Merhabalar efendim. Herkes nerede? Ha. Kadar mısınız? Evet efendim. Evet. Merhaba Silterinler. Bugün buraya mutlu gelmedim uzun zaman sonra. Orada o kuyu Hufflepuff'lara vermek, inanın bana, beni sinirlendirdi. Ancak onlara da hak edebiliyorum. Bunu hak ettiler. Kendi emekleriyle kupayı kazandılar. Aranızda başkan var mı şu an? Yok lordum. Hane başkanınız, hane başkan profesörünüz Amelia'ydı adı. Amelia'ydı değil mi? Evet. Evet efendim. Tamamdır, ağır değil. Profesörler arasında başkanınız Bilius Flitwick. Ama asıl başkanınız gördüğünüz General Clay. Herkes gördü mü generali? General, kendini tanıtmak ister misin öğrencilere? Gerek yok lordum. Anladım. Senin tercihin. Clay General birçok konuda başarılı, güçlü bir general. Kendisi Slytherin'i çok seviyor. En az benim sevdiğim kadar Slytherin'i seven birisi. Ve Slytherin'in başarılı olmasını istiyor. Tüm ölümeyenler gibi. Bu yüzden artık sorununuz, şikayetiniz olduğunda artık generale gideceksiniz. General yoksa Bilius Fritvi'ye gideceksiniz. Aranızda Bilius Fritvi'ye saygısızlık yapanlar var diye biliyorum. Böyle bir şey duymayayım. Kendisi bir profesör. Ve inanın bana, diğer profesörlerden karanlığa daha sadık bir profesör. Sizlere başarılı olma yolunuzda yardımcı olacak profesör ve general. Her konuda onlara gidebilirsiniz. Şunu söylemeliyim ki, açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Ay. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve umarım kendinizi düzeltirsiniz. Düzeltmelisiniz. Çeki düzen verin. Daha sonra umarım geldiğimde mutlu haberlerle gelirim. Bana olan sorunlarınızı başkanınıza ya da başkan yardımcınıza iletirsiniz.
Bilius, in aşağı. Baş olduğunu duyurdum. Konuşmak istersen konuşabilirsin, hep sordu. Temmüldüm. Seninle beraber Clay General de başkan. İkinci sınız. Anladım. Ameliye artık olmadığını duyurursun. Generaller diyeceğiniz bir şey var mı? Hayır. Generalim, izninizle ben de dinlenmeye çekileyim. Benden istediğiniz bir şey yok galiba. Şöyle bir sorun var. Ne gibi? Gel benimle. Ben senin generalin miyim? Diye sorarlar. Lordum. Güzel. Bu hatayı herkes yapıyor. Ve en sonunda öldüreceğim birisine olacak. Sizin için seve seve ölürüm lordum. Ölen kişi sen olma. Bir daha olmasın. Emredersiniz lordum. Nereye gitti lan? Lord'a trip atacağız diye generalim dedik ya. Bakalım şöyle ortalara da, ondan sonra ben kaçağınız iyi. Bakalım şuralarda da birisi varsa. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni kayıt aldığımda zaten sizlerle paylaşırım. Kocaman kocaman öptüm sizleri. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. YouTuber olma çabaları değil mi? Hadi bay bay.